أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به مستخفٍ بالليل وسارقٌ بالنهار. إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. وَإِذَا وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء
العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Rabbimiz okumuş olduğumuz Kur'an'ı kabul eylesin. Anlayabilmeyi nasip eylesin. Anladıklarımızla amel edebilmeyi nasip eylesin. Kılmış olduğumuz namazlarımızı makbul eylesin. Bizleri kulluğundan mahrum eylemesin. İşin külhüne vakıf olabilmeyi, o feraseti, o basireti gösterebilmeyi, yakalayabilmeyi hepimize, bütün İslam ümmetine lütfeylesin, ikram eylesin. Değerli kardeşlerim, canımız yandı. Cenab-ı Hak beterinden muhafaza eylesin. Bugün itibariyle 24, 26, 27 saattir, yaklaşık belki 30 saattir 4 bile yakın kardeşimiz enkazın altından inşallah şehit olarak çıkarıldı. 20 binin üzerinde yaralı kardeşimiz var ama halen binlerce kardeşimiz enkazın altında. Cenab-ı Hak cümlesine medet ve inayet eylesin. Yani dünyanın belki görmediği büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı. Devasa iki tane büyük depremin aynı gün ve saatleri içeren birbirine yakınlıkta deprem yaşandı. Rabbimiz böyle acılardan, musibetlerden ülkemizi, İslam alemini, insanlığı muhafaza eylesin. Değerli kardeşlerim, tabii ki okuduğumuz ayet ve birçok ayet, ilk gelen ayette Rabbimiz Teala öyle buyurmuyor mu? İkra, oku. Neyi oku? Yaratılışını oku. Allah'ın sana gönderdiğini oku. Allah'ı oku. Kainatı oku. Okuman gereken ne varsa hepsini okumaya çalış. Oku ki anlayasın. Anla ki uygulayasın. Rabbimiz bu ayetlerde Ra'd suresinde ve kullu şeyin indehu bi miqdar, onun indinde, Allah'ın indinde, Allah'ın bilgisinde her şey bir ölçü iledir, ölçü. İşte dün gerçekleşen hadisede bilim, ilim adamları o hadisenin ne olduğunu apaçık, açık seçik beyan ediyorlar, ortaya koyuyorlar. Oradaki tabaka, yer küresi işte birkaç metre falan yere doğru kaydı. Olması gereken bir hadise. 4-5 asırda bir gerçekleşen bir hadise. Ve ilk defa da olmuyor. Bakın okuduğumuz ayette Rabbimiz Teala yağmurdan önce gök gürültüsünü gönderiyor. Gök gürültüsü. Gök gürültüsü yağmurun, rahmetin, bereketin müjdecisidir. Binlerce yıldır yer sarsıntıları meydana geliyor. O da sürekli olan bir hadise, sonraki geleceklerin bir habercisidir. O halde bize düşen nedir? Bu adetullahı, bu sünnetullahı doğru bir şekilde okuyabilmek. Okuyup ona göre şekillendirmek. Fay hattından uzak durmak, uzaklaşmak. Sağlam temeller üzerine muhkem binalar yapmak. Ondan sonra Rabbimize tevekkül etmek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, ya Resulallah, devemi sağlam kazıya bağlayıp da mı tevekkül edeyim, yoksa sonra mı bağlayayım? Tevekkül edip de mi Allah'a teslim edeyim? Devemi sağlam kazıya bağla, sonra Allah'a tevekkül et, Allah'a emanet et. Biz maalesef bütün işlerimiz, üzülerek ifade ediyoruz ama iş işten geçti, yarım yamalı. Cenab-ı Hak bunlardan ibret alabilmeyi, ders çıkarabilmeyi nasip eylesin. Bunlar Rabbimiz tarafından bizlere verilen bir musibet değil kıymetli kardeşlerim. Böyle amansız, böyle sınırsız yorumlarda bulunanlar olabilir. Rabbimiz buyurmuyor mu? ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِ النَّاسِ. Ellerinizle yapıp ettikleriniz yüzünden
karada ve denizde bozulmalar meydana geldi. Musibeti biz kendimiz meydana getiriyoruz. Fay hattı üzerine 15 katlı, 20 katlı bir de uygun olmayan şekilde binalar yaparsanız sonucu da bu olur. Çok kısa bir süre evvel bunun bir benzerini biz yaşadık. Sürekli yaşıyoruz. Ama hamdolsun ki eskisi gibi değil. Daha büyük deprem 7'nin üzerinde, Erzincan depreminden bahsediliyor 30'lu yıllarda. 30 binden fazla kardeşimiz vefat etmiş deprem altında. İnşallah bugünlerde yaşadığımız bu hadise bakıyoruz ki çok binalar yıkılmış ama uygun bir şekilde yapılmış binalar sapasağlam olduğu gibi duruyor. O musibete uğramamış mı o insanlar? Böyle değerlendirirse. Hayır. Binası uygun yapılmış, uygun bir tercihte bulunmuş, Allah'a da tevekkül etmiş. Allah'ın yıkamayacağı hiçbir bina olamaz. Bu da bir ayettir. اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ ف۪ي بُرُوْجٍ مُشَيَّدًا Muhkem burçlar içerisinde saklansanız dahi ölüm sizi nerede olursa olsun bulur. Bu Allah'a zor değil. Bu ayrı bir konu. Ama bize düşen nedir? İşte Japonya örneği, Uzak Doğu örneği sürekli 7 nokta, 7,5 nokta, 8 nokta hiç onlara enteresan bile etmiyor. Neden? Önlemlerini almışlar. Ufak yaştan itibaren evlatlarını, çocuklarını deprem bilinciyle büyütmüş. Mühendislerini, müteahhitlerini ona göre tertip etmişler. İnşallah en çok yakışan da bizedir. Kainat kitabını okumak bize yakışır. Çünkü Allah ona iman edenlere ikra buyurmuyor mu? Oku diyor. Ama maalesef okuması gereken bizler okumuyoruz. Allah'ın kitabını kainat elin tersiyle itenler doğru şeyler yapıyorlar. İnşallah bizler de doğru bir şekilde okuruz ki Rabbimizin emirlerini ve bu akibetle karşılaşmayız, ağlamak durumunda kalmayız, dizlerimizi dövmeyiz, üzülmeyiz. Televizyona baktıkça kıymetli kardeşlerim hepimiz kahroluyoruz. Morallerimiz bozuk, ağızlarımızın tadı bozuldu. Evlerimizde o kardeşlerimizi düşünerek bir bardak suyu iştahlı içemiyoruz. Sofraya oturup bir dilim ekmeği, çorbayı iştahlı bir şekilde kaşıklayamıyoruz. Neden? Çünkü o kardeşlerimiz muhtaç. Göçük altında kalmayanlar, dışarıda kalanlar ekmeğe muhtaç, çorbaya muhtaç. Altta kalanlar sağ mıdır yoksa ölü müdür onu da bilmiyoruz. Soğuk bastırmış bir taraftan, yani ne kadar tarif etsek azdır, görünen köy kılavuz istemez. O halde değerli kardeşlerim, elhamdülillah öyle bir milletiz ki biz, Rabbimize hamdolsun bizi bu millet içinde yarattı. Havalimanına baktık da biraz evvel binlerce genç kardeşimiz havalimanına yığılmış. Oradaki kardeşlerimize gönüllü olarak yardım etmek üzere. Devletimiz dimdik ayakta, belediyeleriyle, kaymakamlıklarıyla, valilikleriyle, bütün araç ve gereçleriyle, askeriyle, polisiyle, kurtarma ekibiyle organize olmuş vaziyette. Milletimiz ferden ferda, her yerde malıyla, canıyla ne yapabiliyorsa organize olmuş vaziyette. Kardeşlerim, elimizden bir şey gelmese dahi oturduğumuzda namaza hiçbir şey yapamıyorsak ya Rabbi o kardeşlerimize yardım et. Onlara yardım eden kardeşlerimize yardım et. O kardeşlerimize gayret kuvvet ihsan eyle. Onları muvaffak eyle, başarıya ulaştır. Onlara sağlık ver, afiyet ver ki o göçük altında kalanlara bir an evvel ulaşabilsinler. Ne olur? 3 kuruş, 5 kuruş, bir ayakkabı ama yenisi olmak şartıyla. Kullanılmış ayakkabılarımız, elbiselerimiz, giysilerimiz eğer güzel bir vaziyetteyse, biz giyebiliyorsak sevdiklerinizden infak edin buyuruyor Rabbimiz Teala. Az çok 5 tane, 10 tane çocuk kıyafeti, yetişkin kıyafeti alalım. Müftülüklerimiz, belediyelerimiz, valilikler, kaymakamlıklar birçok birimde organizeler yapılmış vaziyette. Güvenli bir yere inşallah teslim edelim. Resmi makamlara, IBAN numaralarına az çok demeyelim. 10 lira, 20 lira, 50 lira, 100 lira
damlaya damlaya göl olur bu millet. Necip bir millet Allah'ın izniyle kolay olmayacak. Yılları, ayları, yılları sürecek bir imarın, inşanın içerisinde olacağız. Kolay bir hadise değil. O kardeşlerimize yardım edelim. O kardeşlerimizin yanında olalım. Gönüllerimiz onlarla beraber olsun. Rabbimiz Teala bizim ellerimizle onların acılarını dindirmeyi nasip eylesin. Onlara karşı bizlere merhamet ihsan eylesin ki o kardeşlerimizin yanında olalım sürekli. Sürekli de antik bir şey yapalım. Kendimizi onların yerine koyalım. Sürekli. Biz olsaydık ne olurdu? O vaziyette biz olabiliriz. Yaşadığımız sürece musibetlerle, imtihanlarla karşı karşıya kalacağız. Ölümün bizi nerede yakalayacağını bilemeyiz. Ama o kardeşlerimiz bugün o musibetle karşı karşıya kaldılar. Cenab-ı Hak onlara medet-u inayet eylesin. Onları selamete erdirsin. Bir daha da bu millete öyle acılardan, öyle acılar yaşamaktan muhafaza eylesin. Aklı selim ile güzel çalışmalarla evlerimizi, köylerimizi, şehirlerimizi, mahallelerimizi imar etmeyi bizlere nasip eylesin. Allah rızası için orada vefat eden, inşallah umarız ki şehit olan kardeşlerimiz için, yaralı olan kardeşlerimizin şifa bulması için, orada sıkıntı çeken, yakınlarını kaybeden kardeşlerimizin de büyük bir sabırla, metanetle ayakta durabilmeleri için Allah rızası için. El-Fatiha.